Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu indirekte W-Fragen. Indirekte W-Fragen'dan ne anlamalıyız? Bu güzel Türkçemizde arkadaşlar, örnek verecek olursak, işte saat kaç? Biliyor musunuz saatin kaç olduğunu derken burada olduğunu deriz ya. İşte o anlama gelmiş oluyor. Birebir bu şekilde çevirebiliyorum arkadaşlar. Örnekleri zaten incelediğimizde W-Fragen ile indirekte W-Fragen ile neyi kastettiğimi anlıyor olacaksınız. Dilerseniz hemen başlayalım. Wie spät ist es? Evet, bunu saatler konusunda görmüştük, öyle değil mi arkadaşlar? Wie spät ist es? Saat kaç demek arkadaşlar? Wissen Sie? Biliyor musunuz? Demek ki wissen bilmek demek arkadaşlar. Saygı ya da nezaket formunda da ne yapıyorduk arkadaşlar? Sie'yi büyük yazıyorduk. Biliyor musunuz diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar, bu iki cümleyi bir araya getirdiğimizde diyeceğiz ki saatin kaç olduğunu biliyor musunuz? Şimdi burada indirekte W-Fragen olduğundan dolayı buraya bakıyoruz arkadaşlar. W sorumuz hangisi? Wie. Dolayısıyla biliyor musunuz saatin kaç olduğunu şeklinde soracak olursak ne yapacağız arkadaşlar? Wissen Sie, biliyor musunuz? Wissen Sie, bakın hemen sonrasında virgülüm geliyor. Wie spät es ist? Bakın burada ne olmuş arkadaşlar? Eylemim burada sein. Ne olmuş? Sona gitmiş yani. Ist ne oluyor? Sona gidiyor ve mutlaka ne yapıyorum? Soru işaretini koyuyorum ve diyorum ki saatin kaç olduğunu biliyor musunuz diye sorduğumda demek ki Wissen Sie, wie spät es ist demiş oluyorum. Buraya baktığımızda arkadaşlar Woher kommt Alexander? Bunları artık biliyoruz, öyle değil mi arkadaşlar? Woher nereden demek? Alexander bu bir erkek ismi. Alexander nereden geliyor? Evet, burada W sorumuz hangisi arkadaşlar? Woher, yani nereden? Buraya baktığımızda kannst du mir sagen? Sagen söylemek. Bana söyleyebilir misin derken mir bana. Können de neydi arkadaşlar? Bunu modal fiiller konusunda görmüştük. Kannst du mir sagen, bana söyleyebilir misin? Dolayısıyla bu iki cümleyi bir araya getirdiğimde ne diyeceğim? Alexander'ın nereden geldiğini bana söyleyebilir misin derken demek ki ne diyeceğim? Kannst du mir sagen, bakın burada woher buraya geliyor. Dolayısıyla kannst du mir sagen woher Alexander kommt. Bakın arkadaşlar, kommen yani eylemim, kommen ne olmuş? Cümlenin sonuna gitmiş. Dolayısıyla başka bir öğe değişimi olmuyor arkadaşlar. Ya da yer değiştirmesi diyelim. Ne yapıyorum? Sadece eylemimi cümlenin içerisinde olduğu gibi ne yapıyorum? Sonra atıyorum ve mutlaka soru işaretini koymuş oluyorum. Dolayısıyla bu cümleye bakacak olursak tekrar, Alexander'ın nereden geldiğini bana söyleyebilir misin diye sorduğumuzda ne diyecekmişiz demek ki? Kannst du mir sagen, woher Alexander kommt? Diye sormuş oluyorum. Dilerseniz bu cümleleri doğru telaffuzlarıyla tekrar edelim arkadaşlar. Wie spät ist es? Wie spät ist es? Wissen Sie? Wissen Sie? Wissen Sie, wie spät es ist? Wissen Sie, wie spät es ist? Woher kommt Alexander? Woher kommt Alexander? Kannst du mir sagen? Kannst du mir sagen? Kannst du mir sagen, woher Alexander kommt? Kannst du mir sagen, woher Alexander kommt? Sonraki örneğe geçelim arkadaşlar. Wo kann man Geld wechseln? Öncelikle bir anlamlandıralım cümlemizi arkadaşlar. Das Geld para demek arkadaşlar. Wechseln de değiş tokuş yapmak. Ancak Geld wechseln derken para bozdurmak demek arkadaşlar. Dolayısıyla nerede para bozdurulur derken Wo kann man Geld wechseln sorusunu görüyoruz. Buraya baktığımızda Können Sie mir sagen, bana söyleyebilir misiniz derken sagen arkadaşlar söylemek demek. Können modal fiilini görüyoruz. Mir bana. Dolayısıyla bana söyleyebilir misiniz? Können Sie mir sagen. Şimdi ben bu iki cümleyi bir araya getirdiğimde nerede para bozdurulduğunu bana söyleyebilir misiniz derken şimdi wie frage hangisi oluyor arkadaşlar? Wo sorusuyla beraber bir araya getirmem gerekecek. Öyle değil mi? Dolayısıyla Können Sie mir sagen, wo man Geld wechseln kann.
Evet arkadaşlar, ne demiştik önceki örneklerde de? Eylemi sona atıyoruz. Ancak burada können eylemi de olduktan sonra ne yapmış oluyoruz? Modal fiili mastar haldeki fiilden hemen sonra kullanmış oluyorum. Dolayısıyla woman geld wechseln kann ile sonlandırıyorum. Cümlemize baktığımızda tekrar können Sie mir sagen, bana söyleyebilir misiniz? Woman geld wechseln kann, nerede para bozdurulduğunu söyleyebilir misiniz demiş oluyoruz. Buraya baktığımızda arkadaşlar sonraki örneğe wann soll ich sie wecken? Wann ne zaman demek? Dolayısıyla W-Frage hangisiymiş? Wann. Wann soll ich sie wecken? Wecken uyandırmak demek arkadaşlar. Demek ki wecken uyandırmak. Sizi ne zaman uyandırmalıyım? Sollen neydi arkadaşlar? Meli, malı anlamında kullanılan sollen'i görüyoruz. Sizi ne zaman uyandırmalıyım derken bu büyük olasılıkla değil mi otelde karşılaşacağımız bir soru cümlesi olabilir. Darf ich fragen, sorabilir miyim? Bakın arkadaşlar, dürfen neydi? Dürfen izin hallerinde kullanılıyordu, öyle değil mi? Ya da bir otoriteden izin isterken gibi. Tabi burada bir nezaket formu söz konusu. Dolayısıyla size sorabilir miyim derken darf ich fragen derken, değil mi? Sorabilir miyim demiş oluyorum. Şimdi ben bu iki cümleyi bir araya getirdiğimde ne yapacağım? Darf ich fragen, sorabilir miyim? Bakın virgülüm geliyor. Wann ich sie wecken soll? Bakın arkadaşlar, tabi burada soll yerine tabi ne olmuş arkadaşlar? Burada da modal fiilim sollen olduğundan dolayı wecken'den hemen sonra, yani mastar haldeki wecken'den hemen sonra soll gelmiş. Tıpkı yukarıda olduğu gibi. Değil mi arkadaşlar? Ne yapmış oluyorum? Demek ki wecken'den hemen sonra neyi getiriyorum? Soll'ü getirmiş oluyorum. Tıpkı burada olduğu gibi wechseln kann, wecken soll şeklinde. Dolayısıyla sorabilir miyim sizi ne zaman uyandırmam gerektiğini diye soracak olursam darf ich fragen wann ich sie wecken soll demiş oluyoruz. Dilerseniz bu öğrenmiş olduğumuz yapıları doğru telaffuzlarıyla tekrar edelim. Wo kann man Geld wechseln? Wo kann man Geld wechseln? Können Sie mir sagen? Können Sie mir sagen? Können Sie mir sagen, wo man Geld wechseln kann? Können Sie mir sagen, wo man Geld wechseln kann? Wann soll ich Sie wecken? Wann soll ich Sie wecken? Darf ich fragen? Darf ich fragen? Darf ich fragen, wann ich Sie wecken soll? Darf ich fragen, wann ich Sie wecken soll? Dikkat ettiyseniz arkadaşlar, Almanca'da tıpkı güzel Türkçemizde de olduğu gibi soru cümlelerinde ne yapıyoruz? Melodi birazcık daha yukarı gidiyor. Öyle değil mi? Dolayısıyla wecken soll, darf ich fragen, öyle değil mi? Sürekli melodi yukarı gidiyor. Buna önem verirsek çok çok güzel olacaktır arkadaşlar. Sonraki örneğimizle devam edelim. Bir sonraki örneğimizle devam ediyoruz. Wo wohnt Christine? Evet, Christine bir kadın ismi arkadaşlar. Wo wohnt, zaten bunu ilk başlarda görmüştük. Neydi arkadaşlar? Nerede oturuyor? Nerede ikamet ediyor? Christine. Buraya baktığımızda ich würde gern wissen. Wissen bilmek demek arkadaşlar. Bakın burada würde wissen, bunu önceki dersimizde görmüştük, öyle değil mi arkadaşlar? Konjunktif 1 konusunda. Ama şöyle bir hatırlayalım. Werden'i çekimliyorduk, öyle değil mi? Yani bilmek isterdim derken güzel Türkçemizde böyle bir karşılığı var. Ne yapmış oluyorum? Würden'i getirmem gerekiyor. Dolayısıyla werden'e baktığımızda şöyle bir hatırlayacak olursak arkadaşlar. Ich würde, du würdest. Er, sie, es, würde, wir würden, ihr würdet, sie würden, sie würden şeklinde çekimleniyordu. Bunu zaten görmüştük. Dolayısıyla öyle bir hatırlatma yapmak istedim arkadaşlar. Bilmek isterdim derken dolayısıyla ich würde gern wissen demiş oluyorum. Dolayısıyla şimdi ben buradaki W-Frage hangisi olacak arkadaşlar? Wo. Dolayısıyla bilmek isterdim Christine'nin nerede olduğunu derken
Bu normal bir cümle oluyor, öyle değil mi arkadaşlar? Yani bir soru cümlesi olmamış oluyor. Dolayısıyla normal bir cümle olacak. Ve ne diyeceğim? Öncelikle buradaki yapıyı Ich würde gern wissen ile başlatmış olacağım. Ich würde gern wissen, wo Christine wohnt. Evet, Christine nerede oturduğunu bilmek isterdim derken demek ki Ich würde gern wissen, wo Christine wohnt demiş oluyorum. Sonraki örneğe baktığımızda arkadaşlar, Wie alt ist die Frau? Die Frau neydi arkadaşlar? Kadın. Wie alt? Kaç yaşında? Kadın kaç yaşında derken demek ki Wie alt ist die Frau? Wissen Sie? Biliyor musunuz derken demek ki Wissen Sie? Ne yapacağım arkadaşlar bu sefer? Wissen Sie ile başlatacağım. Dolayısıyla bu bir soru cümlesi olacak. Wissen Sie, wie alt die Frau ist? Biliyor musunuz kadının kaç yaşında olduğunu derken demek ki Wissen Sie, wie alt die Frau ist? Evet, bu cümlelerde ne oluyordu arkadaşlar? Ve indirekte wie fragelerde eylemimiz mutlaka sona gitmiş oluyordu. Dilerseniz bu cümleleri doğru telaffuzlarıyla tekrar edelim arkadaşlar. Wo wohnt Christine? Wo wohnt Christine? Ich würde gern wissen. Ich würde gern wissen. Ich würde gern wissen, wo Christine wohnt. Ich würde gern wissen, wo Christine wohnt. Wie alt ist die Frau? Wie alt ist die Frau? Wissen Sie? Wissen Sie? Wissen Sie, wie alt die Frau ist? Wissen Sie, wie alt die Frau ist? Sonraki örneğimize devam edelim arkadaşlar. Wie lange dauert der Film? Öncelikle bir anlamlandıralım arkadaşlar. Wie lange? Evet, bunu görüyoruz. Wie lange? Ne kadar uzunlukta demek arkadaşlar. Dauern da arkadaşlar güzel Türkçemizde süresince gibi bir anlam. Dolayısıyla film ne kadar sürüyor derken tabii sürmek diyebiliriz bunun için arkadaşlar. Dolayısıyla wie lange dauert der Film derken film ne kadar sürüyor? Sonraki cümleye baktığımızda arkadaşlar, Das Mädchen möchte wissen. Evet, kız bilmek istiyor derken Das Mädchen möchte wissen. Evet, wissen bilmek demekti. Möchten modal fiilinde hatırlıyoruz. İstemek demekti. Şimdi ben bu iki cümleyi bir araya getirdiğimde ne olacak arkadaşlar? Das Mädchen möchte wissen. Hemen ardından wie lange ile birleştiriyorum. Wie lange der Film? Ne yapıyorum? Dauert eylemimi ne yapmış oluyorum? Sona atmış oluyorum. Dolayısıyla kız bilmek istiyor filmin ne kadar sürdüğünü derken demek ki Das Mädchen möchte wissen, wie lange der Film dauert demiş oluyoruz. Sonraki cümleye baktığımızda arkadaşlar, Was kostet der Computer? Evet, was kostet? Ya da wie viel kostet de diyebilirdik, öyle değil mi arkadaşlar? Evet, ederi nedir anlamında? Der Computer, bilgisayar. Evet, bilgisayarın ederi nedir sorusunu görüyoruz burada. Der Junge weiß nicht. Evet, erkek çocuğu değil mi? Der Junge demekti. Weiß nicht, bilmiyor. Evet, erkek çocuğu bilmiyor bilgisayarın ederini diye söyleyecek olursak. Ne yapacağız arkadaşlar? Der Junge weiß nicht, bilmiyor. Was der Computer kostet? Bakın arkadaşlar, burada bir normal cümle görüyoruz. Neden? Çünkü o bilmiyor bilgisayarın ne kadar olduğunu derken bu bir soru cümlesi değil, öyle değil mi? Olağan bir cümle olduğundan dolayı bu noktalı bir cümle, yani normal bir cümle yapmış oluyoruz. Tabii fiilimiz kosten olduğu için ne olacak? Cümlenin sonuna gitmiş olacak. Dolayısıyla ne diyeceğiz arkadaşlar? Der Junge weiß nicht, was der Computer kostet demiş oluyoruz. Dilerseniz bu öğrenmiş olduğumuz yapıları doğru telaffuzlarıyla tekrar edelim arkadaşlar. Wie lange dauert der Film? Wie lange dauert der Film? Das Mädchen möchte wissen. Das Mädchen möchte wissen. Das Mädchen möchte wissen, wie lange der Film dauert. Das Mädchen möchte wissen, wie lange der Film
dauert. Was kostet der Computer? Was kostet der Computer? Der Junge weiß nicht. Der Junge weiß nicht. Der Junge weiß nicht, was der Computer kostet. Der Junge weiß nicht, was der Computer kostet. Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu dersimizde indirekte we-fragen konusunu ayrıntılı şekilde görmüş olduk. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.